Günaydın herkese. Bugün böyle başlamak istedim. Çünkü sabah erken saatlerde uyanmadım arkadaşlar. Burada saatler bir saat ileri olduğu için sabahları artık biraz karanlık oluyor normalin dışında. Akşamları ise saat 8'de hava kararıyor. Onun hani yaz saatleri başladı. Onun için ya biraz böyle tembellik etmeye başladım bu son 1-2 gündür. Ve fark ettim ki şöyle arkaya gideyim, burada ışık daha güzel. Fark ettim ki ben tam sağlıklı değilim. Tam daha iyileşmedim. Çünkü bazen oluyor ki iyi oluyorum, bazen kötü oluyor. Bugün güneş var yine. Göstereyim. Tekrar güneşin önünde çıkacağım. Güneş bana iyi geliyor. Üzerimdeki soğuk algınlığı götürüyor ve kendimi iyi hissediyorum. Bu buradaki bu ağırlık, kafadaki o huzursuzluk hissi, bu kuru öksürüğüm de sabahları genelde oluyor ve bu sabah midemin bulandığını hissettim. Aslında gribal enfeksiyonlardan olan bir şey ama bilmiyorum, ben kahve, su ve sonra da şeyi neydi, vitamin haplarını karıştırınca mı oldu bilmiyorum ama kendimi takip ediyorum. Bugün ne yapacağım? Şimdi kendime bir çay yapacağım. Sıcak bir şey içmek istiyorum. Boğazıma sıcak bir şey geçsin diye. Çayı da tam demlemeden, belki bu şey olabilir. Elma çayını çok sık içiyorum. Ne yapabilirim? Belki zencefil çayı falan yapabilirim. Evet. Bunların saatlerine de bakmak lazım aslında bilimsel olarak. Çayların da saatleri olduğunu bir kere bir yerlerden duymuştum. Bunlara da bakmak lazım. Neyse arkadaşlar, saat 9.15'te ben veterinere gidiyorum. Evde kalacak halde değilim yani. Bakın, eğer uzatırsam bu işi yarın bir gün veterinerler de kapatılabilir. Sadece acil durumlara açık olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ne yapacağım? Benim 3 kedide de kulağında iltihap gibi bir şey var. Ne diyorlar? Ormilbe. Şu anda aklıma gelmedi ama ismi. Kulak mantarı, kulak iltihabı mı ne, öyle bir şey. Türkçe'ye galiba daha farklı bir isim. Onu ismini yazacağım. Çok aşırı olmaya başladı. Hani geçen haftalarda fark etmiştim ama çok azdı. Şimdi gümüş durmuyor. Sürekli kulağını böyle diyorum, hani artık kopartabilir, oraya yara yapabilir diye. Ve dün de zaten aşkımın kulağına baktım. Kahverengi. Ben sürekli kulaklarını temizliyorum. Bakımını falan yapıyorum. Gözlerini temizliyorum falan. Bilmiyorum nereden geldi. Doktorla telefonda görüştüm. Dedi ki hani bu dışarıdan gelmeyecek bir bakteri. Kediden kediye geçen bir bakteri. Kendi kendime düşünüyorum ya, Diva da arada bir oluyor ama Diva şu anda hamile. Hani ben onu bilmiyorum. Onu mu götürsem, gümüşü mü götürsem, şu anda hiçbir fikrim yok. Ama ya gümüş ya da Diva'yı götüreceğim. Çünkü Diva hamile. Doğurdu, doğuracak. Stresten belki orada doğurabilir. Hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar, demem o ki saat 9.15'te, şu anda saat 8.25, 9.15'te ben veterinere gidiyorum. Ve veteriner de zaten karşımda. Hatta size göstereyim. Şöyle size göstermek istiyorum veterineri. Şu aşağı alt kat, şu mavi binanın en alt katı, görmüş olduğunuz üzere veteriner. Yani ben şuradan şuraya gideceğim arkadaşlar. Evet, ben sentralde oturuyorum. Bilmiyorum daha önceden sizlere gösterdim mi ya da söyledim mi? Şurası fırın. Şu yeşil binanın üstünde benim dişçim. Şu yan bina belediye. Onun alt kısmında eczane var. Buralar, aşağılar restoran dolu. Şu an kapalı. O halden dolayı. Ondan sonra Denner var. Bu mavi binanın altında, diğer tarafta Denner. Onun yanında da postane var. Şu karşımdaki Coop, orada bir banka var. Postanenin de banka, para çekme makinesi var. Ne diyorlar? ATM mi diyorlar? Ve ya yukarısı, Coop'un üstündeki yukarı gördüğünüz orası huzur evi. Yani başka şu anda düşünmeye çalışıyorum. Ne yakın bana? İşte benim binanın altında kuaför var. Mimarlık bürosu var bizim binada, daha doğrusu bizim aşağı kısımlarda. Bir de güzel sanatlar atölyesi var. Şöyle bir bakıyorum. Şu belediyenin yanındaki binada da Kindergarten dediğimiz kreş var. Okul şu binanın arkasında. Lise, gimnazyum falan dedikleri ortaokul, lise o binanın arkası, yok ortaokul o binanın arkasında. Şey de görünüyordu buradan, bir dakika, şu anda seçmiş çalım, çatı var. Şu çatının arkasında, uzakta, şu karşı tepede de şey var, ilkokul var. Ya burası merkezi bir yer olduğu için ve
Ben bazen videolarda gösteriyorum, ilk defa gelenler varsa. Şu taraftaki otobüs durağı 200 metre yürüdüğüm zaman, bir de şu şeyin, huzur evinin önünde, şu tarafta, siz görmüyorsunuz, bakın otobüs buradan gidiyor yavaş yavaş, yol oraya, orada da ikinci durak var. Yani buradan tren istasyonuna gidebiliyorum, buradan direkt öbür tarafı kullanabiliyorum. Merkezde olduğum için her şey çok iyi. Onun için yıllardır ehliyet alma gibi bir isteğim olmadı. Çünkü burada ulaşım da çok rahat ve kolay. Hem de daha uygun. Araba aldığınız zaman onun benziniydi, bakımıydı, yok şeydi, masrafıydı derken çok pahalıya geliyor. Onun için de açıkçası bunu yapmak istemedim. İçimden gelmiyor. Sanki boşu boşuna para veriyormuşum gibime geliyor. Belki başka bir şekilde çalışmış olsaydım ya da başka yerde yaşamış olsaydım daha farklı yani ehliyeti alabilirdim. Buranın işte bu avantajı var. Her şeye yakın olduğum için. O yüzden hem köyümü de seviyorum açıkçası. Hani merkezde değil, biraz kırsal kesime düşüyor. Ama kırsal kesim olmasına rağmen gayet temiz, güzel, rahat. Zaten İsviçre'de Çevre Bakanlığı süper çalışıyor. Yani o konuda hiçbir ülke buraya su dökemez. Eline su dökemez diyeyim. Görüyorsunuz, sokaklar pırıl pırıl tertemiz. Evet, bu saatlerde, saat şu anda 8:40, sabah 8:40, ama görmüş olduğunuz üzere işe gidenler var. Arabayı kullanıp belki de başka ihtiyaçlarını kullanmak isteyenler var, ama insan pek göremiyorsunuz sokakta. Cicişler. Cicişler, ben hanginizi götürsem? Ha? Üçünüz de hastasınız ama üçünüz götür. Ya. Öyle takip et kızı. Öyle takip et. Takip et. Evet. Ben hanginizi götürsem ya? Diva. Diva, seni mi götüreyim? Sen bulaştırdın bunlara. Sen 2 senedir bendesin. 2 senedir senin kulağında ben hep temizlik yapıyordum. Olsa olsa senden bulaşacak, ama 2 senedir doktor sende niye fark etmedi? Şimdi çoğaldı. Gümüş çok rahatsız, çok kaşınıyor. Onun için zaten götürmek istiyorum. Aşkımın da zaten kronik rahatsızlığı var. Göz akıntısı falan. Yani ne kadar da şey kullansam, göz damlası bir türlü geçmiyor. Düzelir gibi oluyor, tekrar başlıyor. Yani aldığımdan beri öyle arkadaşlar. Getirdiğimde zaten o problemi vardı. Evet. Ben bir çay içeyim gitmeden ya. Sonra zaten günlük rutin. Bugün hava yine soğuk ama güzel olacaktı. Ha. Kızım, seni mi götürsem ben? Anneciğim, sen benimle gelir misin? Ha? Güzelim. Seni götüreyim mi anneciğim? Sana baksınlar mı? Korkar mısın acaba sen? Ha? Korkar mısın sen güzelim? Canım kızım benim. Canım kızım benim. Annem, seni götüreyim mi ben kızım? Ha? Ya çok enerji kaynaklarım bunlar benim. Gerçekten şu güzelliğe bakın ya. Gerçekten. Şu güzelliğe bakın. Ben de deniyorum arkadaşlar. Üç kediyle nasıl? Size kedilerle alakalı belki bir video çekerim, ama aslında bu konuda çok deneyim sahibi oldum. Hiç kimse şu cins şöyle, şu cins böyle demesin. Çünkü gerçekten her kedinin kendine has bir karakteri var. Kendine has bir kişiliği var. Ve kediler her ne kadar da anne baba yavru da olsa, hepsi birbirini hazmetmiyor. Bazılarıyla bazı kedilerin enerjileri tutuyor. Mesela aşkımın Süleyka'yla inanılmaz enerjisi, uyumu vardı. Divan'ın da Paşa'yla uyumu vardı. Birbirlerinden asla ayrılmıyorlardı ve hiçbir zaman kızmıyordu. Mesela Gümüş aşkımı istemiyor, ama aşkım ona hep ilgi gösteriyor. Dişi olduğu için sürekli kokluyor, yanına gidiyor. Gümüş daha çok şeyi istiyor, Diva'yla oynamak istiyor, eğlenmek istiyor, ama Diva ondan nefret ediyor. Yanına yaklaştığı zaman
garip sesler, uğultular çıkartıyor ve yılan gibi tıslıyor. Yani herkesin istediği gibi, ben kendim seçtim bunu tatlı, sempatik bulduğum için ve bana da çok yakındı. Ama siz evde kedi bırakmak isterseniz, eğer yavrulardan hani birilerini bırakmak istiyorsanız, kendi sevdiğiniz, kendi size tatlı gelen, sempatik gelen değil, evin içindeki hangi kediyle hanginin enerjisi tuttuğunu, hangisiyle yan yana uyuduğunu, koklaştığını, oynaştığını görürseniz onu bırakmaya çalışın. Şöyle kamerayı nasıl koyacağımı bilemiyorum. Şöyle iyi mi oluyor acaba? Şu şekilde mi yapsam? Biraz arka görüntüyü değiştireyim değil mi? Hep aynı ama şurada ışık olsa iyi olur da, neyse arkadaşlar. Önemli olan sohbet edebilmek. Ben öğlene kadar video çektim ya, sonra dedim ya sen sonradan bir şey çekmedin, bunu böyle mi yükleyeceksin falan. Sonradan aklıma geldi, dedim hani bugünü de böyle kapatalım, oturalım, konuşalım diye. Daha sonradan neler yaptım? Doktora gittim. Doktor bana öncelikle kedinin kulaklarında, yani üçünün de kulağında bir kaşıntı, bir böyle şey akıntı falan vardı. Ara ara temizliyordum ama bu sıralar çoğaldı. Bana şöyle bir solüsyon verdi. Bununla beraber işte 2-3 günde bir temizleyeceğim. Sonra bırakacağım, hani böyle tekrar gözlemleyeceğim. Eğer bakacağım tekrar akıntı var, birkaç hafta sonra da olabilir ya da olmayabilir, tekrar yapacağım. Ondan sonra Gümüş biliyorsunuz 6 aylık, 7 aylığa giriyor. 6 ayda bitirdi, 7 aylığa giriyor. Ve hanımefendiye hormon düzenleyici hap, daha doğrusu kızgınlaşmasın diye, hani bebek falan olmasın diye bundan verdim. Bunu da 2 haftada bir vermem gerekiyor. Bugün tarihi bir yere yazdım. 2 hafta sonra tekrar bir tane vereceğim zorla. Küçücük tablet ama yedirene kadar yani aklım çıktı. Ve sonra dedim ki bunların tüyleri dökülüyor. Hasta oluyorlar. Hem bağışıklık sistemleri için hem de her şey için. Şimdi bunu açtım ya arkadaşlar, nasıl yiyorlar? Böyle tek tek veriyorum. Ama nasıl yiyorlar? Elim bile alıyorlar. Bilmiyorum. Bu bir ay yeter herhalde. Ayda 2 tane alacağım. 33,90 fiyatı. Daha doğrusu 34 frank diyelim gitsin. 2 kilo Royal Canin'in ya adult olanı. Ama bizim 7 yaşın şey 7 aylık bebişimiz de bunu yiyor. Bilmiyorum. Ben aslında yani büyük kediler için aldım da. Neyse, hepsine bunlardan alırsan iyi olur bence. Tek bir mamada kalalım. Hem güzel tüyler olur, hem hasta olmazlar. Çünkü sağlıklı beslendikleri zaman başlarına bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum. Bir ara başlamıştım buna, sonra ben niye bıraktım bilmiyorum. Tekrar başlayacağım ama bunu çok sevdiler. Daha önceden başka bir versiyonda kullanıyordum. Ve sonra arkadaşlar biz doktorla orada bayağı bir konuştuk. Ben saat 10-15'te, bu arada arkadaşlar bakın, tekrar öksürmeye başladım. Biraz öncesine kadar iyiydim ama neden biliyor musunuz? Ben burada 1,5 saat falan güneşlendim. Ondan sonra kalktım, hava güzeldi. Hani yaz saati de olduğu için saat 8'de hava kararıyor. Kalktım bir yürüyüşe gittim. Şimdi tekrar geldim. Bakın sıcak havada bu içimdeki virüs, korona değil bu, COVID-19 değil, 18 mi 19 değil. Bu virüs sıcak havada etkisini yitiriyor. Ben canlanıyorum. Kendime geliyorum güneşte. Soğuk aldığım zaman tekrar. Şu anda yine kuru öksürüğüm başladı. Ve bugün sabahtan beri de hiçbir şeyim yokken nefes aldığımda şuralarımda bir ağrı var. Bilmiyorum artık. Yani iç kısmımda. Ciğer midir? İç, bilmiyorum artık neresiyse. Neyse biz doktorla bayağı bir konuştuk. Yani olan bitene o da çok üzgün. Kendisi, benim şöyle göstereyim size. Aşağıdaki şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? İnternet sayfasını. İsterseniz durdurun, dondurun, ona bakabilirsiniz. İsviçre'de yaşayanlarınız ve buna ilgisi olan varsa, veterinerimiz aynı zamanda, ay konuşamıyorum, akşam akşam. Akşam akşam değil arkadaşlar. Bakın 2-3 saattir Almanca kanallara bakıyorum, işte bu hale geliyorum. Yani neyse. Bu arada şu anda İsviçre'nin kuzey devlet televizyonunu izliyorum. Hani aynı program İtalyanca da var, Fransızca da var. Burası Schweizerdeutsch dediğimiz, Schweizerdeutsch, İsviçre Almancası. Ona bakıyordum haberlere falan. Neyse arkadaşlar, şuna geçelim. Doktorumuz aynı zamanda bir bilim adamı. Bilik burada ucuz demek. Bilim adamı. Kendisi bir ekiple beraber doğadaki
böceklerin, böcek bilimi. Doğadaki böceklerin fark etmişler ki geçmiş yıllara nazaran iyi böcekler, hani kötü böcekleri yiyen ve çevreye, doğaya daha iyi faydalı olan böcekler ölüyor, yok oluyor, nesilleri tükeniyor. Kötü böcekler daha da çoğalıyor ve farklı farklı kötü böcekler türüyormuş arkadaşlar. Kaç yıldır bunun araştırmasını yapıyorlarmış. Kendisi bir kere ben burada yürüdüğümde bir baktım, dedim bu ceset midir ne midir, suyun her zaman yürüdüğüm o şey var ya, suyun kenarı böyle yere sere serpilmiş, otların arasına gömülmüş. Gittim böyle kocaman, böyle profesyonel bir fotoğraf makinesiyle böyle otların içine gömülmüş duruyor. Dedim Allah Allah, bu ne yapıyor burada? Makine görünce ha tamam dedim, bu hani akıl var, mantık var dedim, bu bir şeyi çekiyor. Sonra bir baktım, aa benim doktor abimiz veteriner, dedim aa Hermahir, böyle yaptım. Şş. Böyle o kadar kendini konsantre etmişti ki ben affedersiniz dedim, rahatsız etmedim, gittim. Sonra dönüşte ayak kalkmıştı, işi bitmişti. Ben tabii ki o esnada yarım saat falan yürüdüm. Dönüşte tekrar dedi ya merhaba bayan deli falan, ne yapıyorsunuz dedi, ya ben böcekleri inceliyorum falan. Ben o zaman komiğime gitti dedim, ya ne diyor ne böceği falan. Bizim için saçma ama insanlar böyle şeylere ne kadar değer veriyor. Neyse arkadaşlar, bugün böyle olan biten hakkında, her şey hakkında konuştuk. Kendisi tabii bilim gözüyle bakıyor ve dedi ki bu duyduklarımız hiçbir şey dedi, ben Mayıs'ın sonuna kadar kaç bin kişiyle çıkacağımız işin içinden onu merak ediyorum dedi, daha yeni yeni hastalıklar ortalığa dağılıyor, şimdiye kadar başlangıçtı. Bana dedi kendinize dikkat edin. Ben şu an korkuyorum. Ben de korona varsa, ayakta geçiriyorsam bunu, adama da bulaştırmış olabilir miyim diyeceğim ama adamla elleşmedik. Bir şey yapmadık. Dezenfeksiyon yaptık böyle. O sadece kedi elledi. Acaba kediyi ellediysem ona geçer mi? Hiçbir fikrim yok. Ama söylemedim, hani ben bir hafta neredeyse rahatsızdım. Üzerime gelip gidiyorlar. Şu anda buram sıkışıyor. Düşündükçe buram sıkışıyor. Ya bu ağrı burama çıktı birden. Neyse arkadaşlar, abartmayalım ama olur da beni YouTube kanalında göremezseniz hakkınızı helal edin. Gece gidiyormuşum öbür tarafa. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Tamam, bazen sivri konuşmuş, canınızı sıkmış olabilirim ama yani. Neyse, bugünkü videomu burada kapatalım. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.